Şimdi buradan şu soruyu da sorayım. Şimdi bu depremden önce siz 2022 yılının son aylarında, bildiğim kadarıyla 2022 yılının son çeyreğinde bir teminat artışına gittiniz. Ve bunu da bir şekilde yani duyurdunuz. Önce birinci soru, bunu nasıl duyurdunuz? Önce onu bir sorayım. Arkasından diğer soruyu da ekleyeyim ki peşi sıra cevap verirsiniz. Uzakta olduğumuz için birbirimizden. Şimdi oradaki teminat artışını yapıp da fazladan prim ödeyip teminat artışını yapan kişiler var. Bunlar Kahramanmaraş depreminde evi hasarlı görenler. Bunlar yeni teminatlar üzerinden aldılar. Diğer bazı vatandaşlarımız ise duymadı ya da bilmedi ya da o nedenden bu nedenden yaptırmadı. Eski teminat üzerinden aldı. Şimdi talep edilen bildiğim kadarıyla hayır, bize de yeni teminatlar üzerinden. Peki o zaman hani kafama takıldığı için soruyorum. Yeni teminatını arttırıp da primini ödeyip temini arttıranla arttırmayan arasında bir fark oluşacak mı? Ya fark ne? Onu çok çözemedim. Noyan Bey, elbette bir fark var. Gidip dediğiniz gibi teminatını artıran, prim farkını ödeyen vatandaşımızın teminata 3.000 liraya çıktı. Dolayısıyla biz de 3.000 lira üzerinden ödemesini yaptık. Bu tamamen bugüne kadar 20 senedir DAS tarafında uygulanan sürecin aynısı. Yani normal şartlarda bu gidip teminat artışını yaptırmayan vatandaşımızın da bu tür bir talepte bulunması aslında kendi içinde zaten haksız ve tutarsız bir davranış. İkisi arasında bir fark elbette ki var. Biz bunu yıl, her seneki artışlarda olduğu gibi öncelikle resmi gazetede yayınlanıyor. Sonra vatandaşlarımıza artık çağın gerektirdiği iletişim araçlarıyla SMS ile bildiriyoruz doğrudan kendilerine. Ve aslında bu kamuoyunda da her programımızda, her çağrımızda bunu yineliyoruz. Bu bugünkü konu değil, 20 senelik konu zaten. 20 senedir aynı şekilde teminat artışı olduğu seneler var, olmadığı seneler var bu arada. Teminat illa artacak diye bir kural da yok Noyan Bey. Özellikle onu belirtmek isterim. Enflasyonist ortamlarda teminat yeni inşaat bedeli oranında artırılıyor. Yoksa belki de enflasyon düştüğü zaman teminat artışı hiç yapılmayacak. Bunun olmadığı seneler de var. Dolayısıyla orada vatandaşımızın gidip ya da herhangi bir şekilde üretim kanalından teminatını artırması gerekiyor. Eğer artmışsa, artmadığı durumda zaten şey de yok, onun bir şey yapmasına gerek yok. Biz o geçerli olan teminat üzerinden ödemesini yapıyoruz. Erdal Bey, sizin DASK olarak kuruluş kanununuz kapsamında, şu anda siz söylediğiniz için aklıma takıldığı için de soruyorum. Muhtemelen izleyicilerin akıllarına takılacaktır bu soru. Onu ben sorayım. Sizin kuruluş kanununuz kapsamında değerlendirdiğimizde sizin teminat artışı ya da başka bir gelişmeyi duyurma zorunluluğunuz var mı DASK olarak? Bizim duyurma zorunluluğumuz bizim doğrudan değil, acent sigor şirketlerimizin var yaptığımız anlaşma gereğince. Bu arada duyuruyoruz zaten. Resmi gazetede yayınlanması zaten Evet. başlı başına bir duyuru. Normal şartlarda bu şeye benziyor, benzer zaten aksi durumda. Herhangi bir kanun değişikliğinde devletin her kanun değişikliğiyle ilgili vatandaşına bunu birebir anlatması ya da mektup yazması gerekliliğine benzer. Dolayısıyla zaten resmi gazetede yayınlanması bunun duyurulduğu anlamına geliyor. Bununla da kalmıyoruz. Biz DAS kurumu olarak vatandaşlarımızın hepsine SMS'le de bildirim yapıyoruz. Şey için herhangi bir poliçe ile ilgili bir konu olduğunda bununla ilgili ek yaptırmaları, hatta yenilemeleri, yenilemeyi de hatırlatıyoruz şey kısmında. Dolayısıyla aslında vatandaşımızın bu anlamda duyuruda duyurulanı duymadığından değil, aslında biraz da bu konudaki nasıl diyeyim tabir yerine ise biraz üşengeçliğinden kaynaklanan durumlar da var. Çünkü bu sene dahil zehir yaptırma oranları her zaman düşük kalıyor. Çünkü bu bir külfet olarak geliyor vatandaşımıza. Dolayısıyla aslında bunun normal şartlarda bu şekilde algılanmaması, yeni teminat üzerinden bir talep olacaksa da o şekilde ek yapılması gerekiyor maalesef.